Arkadaşlar ben bu rengi çok beğenmedim. Aslında yani güzel bir renk. Tek başına ve bu odaya yakıştığını düşünmüyorum. Biz eski evimizdeki bu antrasit renkten aldık. Bu daha da güzel olacak. Şimdi Emre biraz gaza geldi. Ve ben boyarım dedi. Hadi bakalım. Boyuyorum ha. Boyuyorsun. Kendine alan açsana. Aslında bu oda bitti arkadaşlar. Bir tek bu duvar gri olacak. Zaten bu odada laminat var. Boyası falan da bitti. Emre bu prizleri değiştirecek. Başka hiçbir şey kalmıyor bu odanın. Bir pencereler falan silinir. Bu oda tertemiz olur. Ay çok güzel bunun rengi. Yatak odasına da bunu istiyorum. Onda mı sen boydun? Hayır. Ne oldu ya? Çok... Benim yattığım yere doğru yaklaştır. Diğer tarafa gitme. Sola kay. Sola benim yaptığım yerle birleştir. Allah. Bastırarak biraz. Aman tamam, hayır. Bak değersin. Vallahi adamları uğraştırırız yarın. Bitti bunun boyası. Hayır, o bitmedi daha. Yedireceksin orayı iyice. Şu ilk sürdüğün yerlerden geçeceksin daha. Aşkım. Hadi bak, hadi geç üstünden. İlk sürdüğün yerlere doğru git. Çok konuşuyorsun. Evet. He? Yaydır o boyayı yukarı. Aynı kıyafet var ama aynı günde değiliz. Kıyafetler yıkanıp yıkanıp aynı şeyleri giyiyorum. Bebeğim sola kay biraz. Bak Buraya. ortayı tamamla. Evet. Evet hadi. Yaklaş biraz uzaksın. Yaklaş. Hoppa. Hoppacık. Tamam. Hayır. Ben bitirdim duvarı ya. Yalnız sen de iyi boyuyorsun ha. Aa bak bastırarak boyandı mı rengi çıkıyor. Ben bastıramadım. Evet son hali bu şekilde. Gerçekten o kadar güzel bir renk ki. Ve bu yandaki tonla da çok çok uyumlu oldu. Zaten biliyorsunuz eski evde de yukarı bir spot tarzı bir şey koyuyorduk. Aşkım. Bir şey söylemek ister misin? Yapıyorum, yaptım ya. Problem değildi benim için. 10 dakikada bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi evde okurken zil çaldı ve kargolarım geldi. Size de göstermek istiyorum. Bu internet yoldan şu siteden aldım. Şöyle klent aldım 4 tane. Yastık kılıfı aldım. Bu salonun havasını gerçekten değiştireceğini düşünüyorum. Dördünü de farklı farklı aldım. Bakın. Çok güzel değil mi? Evet. Ve gerçekten ben daha önceki klentlerimi de pazardan almıştım ama aynı değil yani. Kesinlikle. Bunun kalitesi daha belli ediyor kendini. Oradan aldıklarım 10 liraydı. Bunlar da 16,5 liraydı internette. Şahanesi. Aynen. Yani 6 lira falan oynuyor. Ama belli yani. Şey güzel, kaliteli. Bir 4 tane yastık klenti aldım bu şekilde. Bir de aynı yerden şöyle tablo aldım. Bunlar da aldığım yeni tablolar. Evde de vardı biliyorsunuz. Onlarla birleştirip böyle çok büyük yapacağım. Güzel olacak. Bir de şeyler almıştım. Yazılı sticker. Onları da göstereceğim şimdi. Bunlar tahta gibi hocam. Tahta bu Medefe. Şöyle şekilleri. Aa çok güzel bu. Bu yatak odasına da olabilir. Değil mi? Evet. Yanlarına o şeylerden. Böyle.
Böyle. Bu ne bilmiyorum. Bunu biz de çizerdik. Şey, erkek kadın değil mi? He, tamam, o zaman seviyorum. Şunla şunu yan yana koyarım yatak odasına. Aa. Güzel güzel. Şunlar da yapışkanlar ama bunlar tutmuyor arkadaşlar. Bunlara güvenip duvarınıza yapıştırmayın. Ben genelde silikonla yapıştırıyorum. Bir de arkadaşlar dün bu kargo geldi. Şu şekil böyle kuzeyin odasına koyacağım bunları. Göz kirpik gibi değil mi? Kirpik gibi evet. Bunların da yapışkanları var. Şu Love Your Dreams yazıyor. Yana hemen koyarım size duvardaki halini. Bunu yatak odasına koyacağım. Şu da Hello ama bunu H'si kırılmış arkadaşlar. Bunu silikonla yapıştıracağım. Bu da kapı girişine ya da koridora ya da bakacağım işte. Şunlar da hediye vermişler. Yıldız. Bunu da kuzeyin odasına yapıştıracağım. O şekilde. Bugün eve gideceğim. Annemle beraber salonu temizleyeceğiz. Salon bitti tamamıyla. Mutfak dolaplarımız takılacak. Yarın da laminatlar takılacak. İşte bugün salonu falan bitirip biz perdesini falan koyarız diye düşündük annemle. Bakalım. Üzerimde yine aynı tişört var. Üzerimde yine aynı tişört var arkadaşlar. Şey yani yıkanıp giyiyorum. 4 tane var bunda. O yüzden şey yapmayın yani, eleştirmeyin. Milleti eleştirecekleri de kendileri gibi. Söyle abi, koş. Milleti eleştireceğinize kendinizi geliştirin bence, o daha. Ne yapıyorsun aşkım? Bize tarifini versene. Benim şimdi harç yapıyorum. Mutfağın giderini, borularını uzattım ya, deldim oraları. Oraları kapatacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda tadilatın kaçıncı günü gerçekten hiç bilmiyorum ama günlerden bugün 1 Ağustos. Çok çekmeye ara verdim. Havalar aşırı sıcak ve ben iyice bunalıyorum. Şu anda evin güncel halini size göstereyim. Çok fazla bir şey kalmadı. Dediğim gibi çok fazla çekim yapamadım. Yarın büyük ihtimalle mutfağı tamamen bitirip yerleştirmiş olacağız. Şöyle bir göstereyim.
Bu küçük tuvaleti de böyle çamaşır makinesi, kurutma makinesi olarak ayarladık. Burası böyle olacak. Buraya da bir sürgülü kapı gelir. Daha şurası bitmedi. Yeni tuvaleti aldık. Bunların böyle renkli renkli olduğuna bakmayın. Buralar kaplama folyo olacak. Emre ile ikimiz kaplayacağız burayı. Böyle. Birazdan şeyi çıkaracağız. Allah, insanlıktan çıkmışız ya. Kafamı bak buraya dur. Ya yapma bana bunu. Bugün banyoyla çok uğraştı. Burası için belediye çağıracaklardı, ben kırdım. Burası böyle yüksekti çamaşır makinesi için arkadaşlar. Çok kendisi kırdı, bir güzel döşedi. Çok da güzel döşedim. Aferin sana. Aferin bana. Ne bana çocuk muamelesi yapıyorsun sen böyle? Sıcakta aşk olmuyor gerçekten. Bu bebek terörü değil.